Değerli izleyenler, şimdi şu anda Soğulcalı köyü Kıran Mahallesi'ndeyiz. Görüyorsunuz şartlarımızı kar yağıyor. Biz burayı bulunca şu anda akşam oldu aşağı yukarı. Yaklaşık olarak yerde 10-15 santime yakın kar var. Yer yer bu 20-25 santim oluyor. Yer yerde hiç olmayan yerler de var ama şu anda karın güzel olduğu yer, azgın olmadığı bir yerdeyiz. Bugün buraya bir haber için araştırmaya geldik. Daha henüz haberimizin akışını ve nasıl olacağını bilmiyoruz. Biraz sonra bakın bizi neler karşılayacak, nelerle karşılaşacağız. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Değerli izleyenler, şimdi şu anda Kıran Mahallesi'nde bir aileye misafir olacağız. Bu aileyi biraz sonra bizimle birlikte sizler de göreceksiniz. Bir kapı çalalım bakalım bizi kimler karşılayacaklar. Evet, ilk denememiz başarılı oldu. Hoş bulduk. Bizi kabul ediyor musunuz önce? Evet, buyurun. Evet, bizi kabul ediyorlarmış. Peki şu an neyle geçiniyorsunuz? Nereden geliriniz var? Yani sezonluk işlerle uğraşıyoruz. Mantardır, salettir, kestanedir. Peki şu an sezonda ne var? Şu anda bir şey kalmadı, bitti. Geçiminizi nereye sağlıyorsunuz peki? Nisan sonra Mart gibi, Nisan gibi başlıyoruz. Salettir, mantardır. Dönem oluyor zaten bunlar. Temmuz, Ağustos, Eylül gibi mantar işleri oluyor. Eylül'den sonra kestane işimiz oluyor. Ondan sonra zaten kış geliyor. Başka bir şey kalmıyor. Kışın hiçbir yerden hiçbir geliriniz yok. Hiçbir şey yok. Bizim zaten burada aynı zamanda su sıkıntımız da oluyor. Çok fazla bir bağ bahçedir, tarımdır, bir şey de yapamıyoruz. Su gelmiyor mu buraya? Yok, gelmiyor. Kesiliyor. Kaynak suları var, onlar da kesiliyor. Bir tane kuyu var, bir tane de çeşme var, onlar kesiliyor. Başında su yok. Evinizde terkos suyu falan? Yok, hiçbir şey yok. Elektriğimiz var. Yaz dönemlerinde işte bir su sıkıntımız oluyor. Kuyudan çekiyoruz. Taşıma suyla kendi arabamız var. Onunla götürüyoruz. Onun dışında başka bir suyumuz yok. Elimiz yok. Ama şu an peki musluğunuzdan su akıyor mu sizin? Evet. Şey olarak kar yağdığı için geliyor. Bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Ellerini uzatıp bize bir iş imkanıdır, ekmektir, bir şeydir. İstiyoruz yani, yardım etsinler istiyoruz. Annemin de hiçbir geliri yok, ev hanımı. Aynı zamanda hastalıkları var, ilaç kullanıyor. Biz de öyle. Çok fazla bir şey yapamıyoruz, gücümüz yetmiyor bir şeylere. Adım Ufuk Danacı. Ben daha önce yaptığımız iş hayvancılık. Burada iki taş hayvanımız var. Sezon kışları yapıyorum ben de. Mantar topluyoruz, salep topluyoruz yazın, yaz dönemlerinde. Kışın bir yerde çalışamıyoruz. Sonbaharda aynı şekilde havalar soğuk oluyor. Ben zaten astım hastasıyım. Çok ağır işlere giremiyorum. Hava ürütüp bulunuyorum nefes için. Yani kolay işler yapıyoruz. Öyle bir gelirimiz de yok. Devletten bize yardım etmesini bekliyoruz. İyi bir ortam, iyi bir hayat vermesini, iş imkanı vermesini bekliyoruz. Yani bir iş olsa çalışır değil mi yani aslında? Evet, bir işimiz olsa çalışırız. Elimizde yalnız tutuyor, şükür Allah'a. Yapabiliriz bir şeyler. Sınav yapmak istiyoruz. Yani buradan taşınmak istiyoruz çünkü buranın durumları belli. Yolumuz kışın kapanıyor, geliş gidişimiz zaten olmuyor. Yani biz zaten son dakikada geldik zaten. Bir saat sonra bir daha zor girip bu yerimiz. Evet, yolumuz da açılmıyor zaten. Şimdi elektrik sıkıntısı da oluyor. Şimdi olduğuna böyle olduğuna bakmayın. 3-4 ay bu şekilde gitmiyor. Yağdı. Ben ne diyeyim? Beyim öldü. Çocuklar işsiz kaldı. Her zaman dediğim gibi bu kar doldur zaman açılmıyor. Açmıyor yani. Çocuğuma düzenli, kurulu bir iş isteyeyim. Başka bir şey istemiyor. Mantardı, kestaneyi düşündü. Kulağında değiştirme cihazı var. Ben de cihaz kullanayım. Kendisi de astım hastası. Tamam falan kullanayım.
Peki senin hayallerin ne? Nasıl olsun isterdin şimdiden sonra hayatını? Vallahi benim şimdiden sonra ne? Bir şey istediğim yok. Çocuklarıma sadece bir iş. Tansiyonu var, kolesterolü var, ameliyatın oldu, ağrı kesicileri var. Bu taraftaki ilaçlar da kardeşime ait. Bunlar astım hastası olduğu için bu şekilde veriliyor. İşitme engeli var aynı zamanda. Bunları kullanmak zorunda, yani kullanmadığı zaman hayatı sıkıntılı oluyor, zor geçiyor. Nefes darlığı oluyor. Tıkanıyor, iş yapamıyor, hayatını devam ettiremiyor bu şekilde olmadığı zaman. Nacile sen niye bakıyorsun? Sen şey çekiyorsun. Elektrik, hayır fotoğraf çek sen de. Makine yoksa makine al ama ben ikisini hepsini yapamıyorum. Elektrik yok işte, bak elektrik var. Çok soğuk. Tek sıcak oda burası değil mi? Evet. Burada mı yatıyorsunuz efendim? Evet. Yani sıfırın altmış burada zaten yazın atılıyor. Sadece yazın rahat oluyor. Yani çok rüzgar olduğu zaman burası karla doluyor. Temizliyoruz yani. Buzdolabı bu tüple mi durduruyorsunuz? Kar evet. Nereden doluyor? Şu gölgeyi çok soğuk zaten. Çok soğuk oluyor. Normal şimdi biraz hava derece sıcak olduğu için yüksek olmaz. Öyle sıcak. Yoksa kışın komple kendiniz bildiğiniz gibi buradasınız değil mi? Evet. Sağ olun. Kamerası